Orhan abi, kendine özgü bir dik duruşun var. Ben yani kimse seni hayatta eğmedim. Onu çok büyük biliyorum. Bir şekilde... Abi lakabım var bununla ilgili. Onu unuttum demin söylemeyi. Dik duruşla ilgili. Sen sözünü devam et. Hayır, bu lakap önemli. Ha. Kasıntı Orhan. Estağfurullah. Böyle bir zaman böyle Allah diyen Allah de vardı. Abi bu felsefik bir duruş mu, yaratılış mı, onu soracaktım. Sporcu duruşu diyelim. Çok iyi biliyorum çünkü Nafiz Hoca'yı çok iyi biliyorum yani. Ya selamlar ya, Nafiz. Nafiz Başaran'a çok selamlar. Çok her ikimizin de hakikaten Orhan abinin hem çok hani, sevdiğim can kardeşi benim yani. De can abim ama ikimizin şampiyondur de. Şampiyondur kendisi. Ha, müthiş bir boks şampiyonu. Şimdi şampiyonu. Ona geleceğim. Boks var mı abi? Onu da çalıştık. Body çalıştım, halter çalıştım tabii ki, güreş. Boksa kimler üzerinde çalıştın? Yani sadece kum torbasında yok, mı yoksa ben, hakikaten bir çalışmışlığın var mı? Ben ne bir karıncayı bile ezemedim. Ezmemeye özen gösterdim. Ne de gönül kırmamaya, ne de gönlü kırdım diyorum. Bilerek kırmadım. Bunlara son derece özen göstermişim. Figüranların ağzını burnunu kırdın. 500 tane figüran var, ağzını burnunu kırdın benim saydığım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi çöreni? O kameramanda vardı. Geçenlerde bir koydum bir tanesine, gitti çocuk. Ya, hiç kavga etmedin mi hayatında? Hiç sevmem kavgayı ama kavga ettim. Çok kendini, çok da net kendi isteğimle yani etmedim. Mecbur kaldım, ettim. Mecbur kaldım. Bir iki kere de bazı hakaret, çok üst düzeyde bazı olaylarda kendimi korumak için nefsi müdafaa diyelim yaptım. Anladım. Dövdün yani. Bildiğin dövdün. Yani estağfurullah, ben kavga ettim sadece. Tamam peki, hayırlı olsun. Ben çünkü aynı soruyu Yeşim Salkım'a soracağım. Çünkü Yeşim Salkım'ın da şöyle bir şeyi var. Bana şiddet uygulandı ama ben de boş durmadım. Yani elim armut toplamadı diyor. Evet. Tam olarak maçı biraz bize anlatır mısın? Bir şey bir daha falan. Tam o maç hani. Tabii. Rocky yani Balboa'lı. Yani şöyle. Şimdi aslında birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Maça başlamadan önce her şeyi kabul edebiliriz. Evet. Buyurun. Şimdi Türkiye'de çok büyük bir problem kadına şiddet. Büyük bir problem. Ve bu konuda da bir takım çalışmalar yapılıyor. Ben de bunu destekliyorum ve bu çalışmalarla ilgili bakanımızı kadar aradım. Hala geri dönmediler. Bir randevu alamadım ama olsun, biz bir takım etkinlikler yapıyoruz sonuçta. Kadının şiddet gördüğü bir toplumda yaşamak çok beni üzüyor. Çünkü bu ülkede mesleğini yapmaya çalışan bir kadınım. Ve sadece şarkı söylemiyorum. Söyleyecek birkaç kelamım var. Sadece şarkı söyleyip böyle fotoğraflar çektirip sadece işte televizyonlara çıkmıyoruz. Bunun haricinde de insani bir tarafımız da var. İnsanız her evet şeyden önce. Hı-hı. Dolayısıyla şiddete karşı, evet, bana şiddet uygulandığında anında cevap verdim ve veririm de, vermeye de devam ederim. Cevabı evet çok merak ettim. Yani ne tür bir cevaptı o? Yani herhalde yiyen bilir derler ya. Gerektiği gibi. Gerektiği ve yerine yakışır bir cevaptı. İyi misiniz? Yani yakın dövüşte mi iyisiniz? Uzak dövüşte mi iyisiniz? Hani kadına şiddette mi iyisiniz? Yoksa öğretmen atamalarında mı iyisiniz? Bazen şöyle bir şey var. Bazen öyle bir laf söylersiniz, öyle bir cümle kurarsınız ki o 1000 tane tokattan, bir yumruktan çok daha etkilidir. Evladır. Peki. O yüzden evet, hani evet, elinizi kaldırmak cüretkarlıktır. Elinizi kaldırmak çok büyük bir şey değildir. Erkekler, özellikle eşine şiddet uygulayan erkekler bunu ya da birbirine şiddet uygulayan insanlar bunu böyle bilmelidir. Büyük bir laf insanın çok ömür boyu çok büyük yaralar ve çok büyük ağrılar yaşatabilir. Dil yarası. Dil yarası gibi. Hocamızın söylediği. Güzel bağladı. Evet, yani o yüzden hani ben konuştum mu ağır konuşurum. Bunu zaten herkes çok iyi biliyor. Sizin evet. Doğru konuşurum ama hiçbir zaman ters değil. Ben aslında doğru konuşabiliyorum galiba. Dokuz köyden kovulur derler. Eşim de öyle diyor. Sen 10. köysün gördüğüm kadarıyla, 9 köyden. Onun daha güzel bir Yeşilçam'da yazılmış bir şey var efendim. Repliği güzel olduğunuz kadar küstahsınız. Küstahsınız da. Yani, bu arada öğretmenlerimizle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya arada ben hemen o mesajı evet asisti yaptım. Evet. Messi gibi gole gitmenizi bekliyorum. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum önce. Çok özür diliyorum sizden de. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben bir öğretmen kızıyım. Benim babam ses sanatkarıdır. Orhan baba da çok çok iyi bilir. Evet, babamı çok iyi tanır. Mesleğini son derece iyi yapmış. Ve öyle bir babanın kızı çok olduğum için bir büyük bir gurur duyuyorum. Ama her şeyden önce bir öğretmen babanın kızı olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü öğretmenlik çok zor bir meslektir. Özellikle Türkiye'de daha da zorlaşmaya başladı. Burada atanamayan bizim 44 bin kadar bu ülkede öğretmenimiz var.
bu insanlar büyük umutlarla ülkemizin çeşitli yerlerine her türlü şartta gitmeyi göze alarak, yani damsız bir lojmanda kalmayı, elektrik sobasıyla titreyerek ısınmayı göze alarak mesleklerini yapmak istiyorlar. Buradan da bu ülkenin bir evladı ve bir sanatçısı olarak seslenmek istiyorum. Öğretmenlerimizin tek amacı çocuklarına eğitim verebilmek. Bunun için okudular. Ya bu üniversiteleri kapatın ya da bu sınavları açtınız ve bu çocukları mezun ettiyseniz lütfen gerekeni yapın Sayın Bakan. Evet, gereken mesaj yerine gitti. O zaman sıradaki sorumu tüm sevenler adına Mustafa Kefeli'ye soruyorum. Mustafa abi, metroseksüel erkek asla pembe giymez diye bir demecim var. Peki pembeyi kim giyer abi? Bir sürü pembe gömleğin var senin. Efendim, metroseksüel erkek pembe giymez, o yanlış bir alıntı. Erkekler pembeyi çok fazla tercih etmiyor. Doğrusu genellikle budur. Metroseksüel erkekler, yani bakımlı erkekler yine giyinir ama diğer erkeklerimiz hep beyaz ve mavidir diye. Niye bizim o beyaz mavi takıntımız var abi? Yani onda pembe de çok şey yakışır. Pembe, niye siz pembe giymediniz bugün? Pembe kimi zamanlar pembe giyiyorum. Giyiyorsunuz değil mi? Giyiyorsunuz. Çok giymez mi? Pembe çok güzel bir renktir, evet. Ya be, hani yine de hakikaten somon, yani somon değil de şimdi tabii de modanın akışı vardır Yeşim Hanım yani. Erkekler şimdi bu sene mesela yani pembe var. Ha, bu sene nereye doğru atıyor? Bir anlatsanız erkek. Yani beyaz mavi tartışılmaz renkler tabii. Allah klasik artık ama herhalde. Pembe var bu sene mesela. Lila'nın yerini pembe aldı bu sene. Pembe aldı. Evet. Yani somon güzel. Ceketle mekette renk olarak. Ceketlerde mesela yazla daha çok açık renkleri yapıyoruz biz bu sene. Hı hı. Maviler, bej renkleri efendim. Lacivert, zaten lacivert siyah söylemiyorum. O vazgeçilmez herkesin gardırobunda bulunan şeyler. Sadece böyle renkli şeyler. Şimdi ben size bir anımı anlatayım. Bundan 15 yıl kadar önce İtalya'da Como'da kravat seçiyoruz. Kravat seçerken İtalyan dedi ki, siz Türkler çok şanslısınız dedi. Halen dedi, daha gardırop dolduruyorsunuz, raf dolduruyorsunuz. Bir gün gelecek, yeni ne yapsam da bir tane daha satsam diye. Bugün o gün. Yani bugün herkesin gardırobu dolu. Herkesin, her mağazanın rafları dolu. Artık yeni bir şey yapmamız lazım. Yeni bir renk. Yani sizin dikkatinizi çekecek. Aa, bundan bir tane olsun. Ama mağazaya girdiğiniz zaman yine o pembeler, efendim oranjlar, sarılar falan, ama yine eliniz hep şeye gider. Bir lacivert de bir beyaza. Elbise olduğu zaman siyah lacivert, gri. Efendim gömlek olduğu zaman işte beyaz, mavi, buna gider. Pembe de alırsınız. Ben pembe, hele size çok yakışır pembe. Teşekkür ederim. Yarın akşam giyeceğim. Bir ara su, tamam, getirmezseniz ben bu arada ölüyorum. Son. Ölmeden soruyu sorayım da ondan sorayım.